üzere yapılan araştırmayla şalgam suyunun gıda zehirlenmelerini önlediği ortaya çıktı. Oh, sever misiniz şalgam suyu? Birisi için bir tanedir. Her gün, her saat, her yemekte, her kahvaltıda bile içiyorum. 6-7 bardak içiyorum günde. 6-7 bardak. Çok iyi. Biraz fazla değil mi? 30 tane kediye bakıyorum, sağlıklıyım, dinçiyim. 60 yaşındayım, hep koşuyorum. Bunu şalgam suyundan mı borçlusunuz? Evet, o an borçluyum. Kimi acılı seviyor? Şalgam suyu içmeye geldiniz. Acılı mı içeceksiniz yoksa acısız mı? Bana bu acılı şalgam suyuyla yaklaşık bir 12 kilo verdim. Kimi acısız? Fazla da acı istemiyorum. Nesilden nesile geleneksel bir içecek şalgam suyu. Sofra kültürümüzün baş tacı. Lezzetinin yanı sıra sağlığa faydaları da vazgeçilmez. Tatlısı ya da acısı, damak tadımızın asırlardır alışık olduğu geleneksel kültürümüzün vazgeçilmez içeceklerinden biri şalgam suyu. Onu bu kadar meşhur kılan şey ise şüphesiz sadece lezzeti değil. Araştırmalara göre şalgam suyu midedeki mikroplara etki ederek gıda zehirlenmelerini önleyen en etkili içecek. Ülkemizde tüketimi en çok olan kola, ayran ve şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisi araştırılmıştır. Araştırmayı Hitit Üniversitesi yaptı. Türkiye'de tüketimi yaygın içeceklerin gıda zehirlenmesi üzerindeki etkileri incelendi. Şalgam suyundaki faydalı bakterilerin zehirlenmeyi önlediği ortaya çıktı. Gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili olabilecek içeceğin şalgam suyu olduğu dikkati çekmektedir. Besin zehirlenmesi yaşadığınızda bir bardak şalgam suyu için diyorlar. Doğrudur, inanılır çünkü doğal olan bir şey. Şalgam suyunun faydası bununla sınırlı değil. Bağırsaklarımızı temizler, probiyotik içeriklidir. Mide bölgesindeki yağların eritilmesine çok büyük faydası vardır. 2 bardak şalgamla yaklaşık 2,5 ayda 12 kilo verdim. 100 kiloydum, 88 kiloyum. Acıkma hissi oluşturmuyor. İçindeki çok güzel bir tat, sahiden vücudun bütün bölgelerine sirayet ettiğini düşünüyorum.